Nevzat Tarhan'la Hayata Dair. İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Bugün kendisiyle tükenmişlik sendromunu konuşacağız ve fırsatımız olursa da kendisinden yeni çıkan kitabı Ezber Bozan Hayat'ı anlatmasını isteyeceğiz. Ve hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Güray Bey. Öncelikle tabii tükenmişlik sendromu da yine sıklıkla artık rastladığımız modern toplumların ne yazık ki baş sıkıntılarından biri, gerçekten günümüz toplumlarına, özellikle sanayi toplumlarına etkiliyor. Tıpkı majör depresyon gibi geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz tükenmişlik sendromuna baktığımız zaman durum nedir acaba? Nasıl tanımlamak gerekir? Tabii tükenmişlik sendromu son yıllarda çok fazla adından söz edilir oldu. Çünkü bir küresel bir yaygınlaşma var. Yani stres kelimesi mesela 30 sene önce az konuşulurdu ama artık çocuklar bile söylüyor stres depresyon. Şimdi tükenmişlik sendromu da benzer bir gelecek bekliyor gibi gözüküyor. Bu neden arttı bu? Ya da tükenmişlik sendromu dediğiniz zaman ne anlayacağız? Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani her şeye, yani her enerji kaybına hemen tükenmişlik sendromu dememek gerekir. Genellikle normalde tükenmişlik sendromu 80'li yıllarda tanımlanmış. Tanımlanırken de kişinin mesleki yetersizliğiyle ilgili, mesleki bir tehlike olarak tanımlanmış. Yani mesleki yetersizliğiyle ilgili mesleki performans gösterememe, başarısız olma, yıpranma, kendi enerjinin kaybolması ve işi verimli bir şekilde iş yapamama gibi iç kaynaklarını tükettiği zaman kişi. Ve durum burada bellidir. Neden bellidir? Kişinin iç kaynaklarını tüketmek hissi bellidir. Öyle bir durumda buna ilave olarak diğer depresyonun diğer belirtileri vardır. Bir şeyden zevk alamama, işte durgunluk, neşesizlik ya da öfkelilik, sinirlilik gibi aşamalarına göre belirtiler ortaya çıkar. Ama tükenmişlik sendromu örgütsel olursa, yani kurumda olursa, kurumda müthiş hatalar yaptırır. Kaliteyi düşürür, verimliliği düşürür. İş yerinde olursa, toplumda olursa, toplumda bu büyük bir dönüşüm işaretidir toplumlarda. Yani bakıyorsunuz sosyolojik tepkileri verme biçimi haline de gelebiliyor toplumlarda yaygınlaşırsa. Bu tükenmişlik sendromu genelde insan arasında yaygınsa bir şirkette, orada bir şeye ihtiyaç var demek ki. Kök neden analizi yapıp nedeni bulup o nedene göre çözümler üretmek gerekiyor. Bu birey için olduğu gibi, yöneticiler için olduğu gibi, bireyler için de bu geçerli. Genellikle duygusal anlamda bir tükenmişlikten bahsedilir. Yani ilk başlangıçta duygusal olarak ben bu işi yapamam, beceremem diye başlar. Gözünde büyür. İşe giderken sanki ayakları ters gidiyordu. Yahut evle ilgiliyse aynı şekilde. Önce duygusal olarak kezdesler. Sonra fiziksel olarak olur. Enerji kaybı ve daha sonra zihinsel olur. Beyni sanki yavaş çalışıyor gibi anlama, kavrama, algılaması. Bu üç türlü de tükenmişlik sendromu oluyor. Genellikle bir stres olduğu zaman yani kişi alışılmışın dışında, yani kontrol edemeyeceği bir stres olursa, kontrol edilebilecek stres şeydir zaten. Kişiyi ayakta tutar, geliştirir. Kişi onu tehlike olarak görmez. Yani tehlike olarak görülen streste ilk başta bir alarm vardır. Alarm vardır. Alarmda beyin bir savaş veya kaç tepkisi verir. Savaş tepkisi veriyorsa işte noradrenalin gibi bazı enerjiyi artıran, mesela bütün kan şekerini vücuttaki yağ depolarını kana pompalar. Vücuttaki şeker depolarını kana pompalar. Kan şekeri yükselir. Mide bağırsak spazm olur. Kaslar kasılır. Göz bebekleri büyür. Savaş der. Yahut da baktık başı demeyecek. Kaş der. Tansiyon düşer. Bayılır der. Neden mi fiziksel olarak böyle bir
tepki, böyle alarm dönemi vardır. Daha sonra kişi bu sempatik aktivasyon dediğimiz otonom sinir sisteminin sempatik dönem kısmını devreye sokar. Enerjiyi, yedek enerji depolarına pompalar. Birkaç saatinde bu. Ama bu uzun sürese artık kaynaklar tükendiği için bir müddet sonra artık tepki vermemeye başlar. Duyarsızlık başlar. Ama parasempatik sinir sistemini devreye sokarsa kişi rahatlar, tehlike geçti, bu kontrol edebilir bu durum, bunun baş üstesinden gelebilir diye ümit duygusu yüksekse kişide bu direnme artar. Yani stres alarm olur, direniş olur ama tükenme olmaz. Tükenme olması için kişinin ümit duygusunu kaybetmesi gerekiyor. Artık yani bir şeyden, yani kurumdan, çalıştığı kurumdan beklentilerin karşılanmayacağı ile ilgili ümitsizlik ve böyle artık orada adaletli davranmayacağı ile ilgili ümidini kesmesi gibi güven zayıflasan durumlar varsa tükenme ortaya çıkar. Yani genellikle alarm olur, direniş olur. Direnişi aşarsa kişi o yaşayan alarm güçlenerek çıkar alarmdan. Hatta o böyle stres etkenlerin faydası da oluyor ki biz bunlara geliştiren stres diyoruz. Kişiyi daha çok geliştiriyor, güçlendiriyor. Ama tükenmeye dönüştüğü an bu sefer yıkıcı stres ortaya çıkıyor. Yani tükenmeye dönüşmemesi için ümitsizliğe düşmemesi gerekiyor. Bir de şey vardır böyle, yani tükenmelerde bir sessiz, gizli, bir örtülü bir şey vardır, tepki vardır. Hiç tükenme falan yok gözükür. Duyarsızlaşma vardır. Yani böyle umursamazlık, kinayeli tavırlar ve isteksizlik, böyle işi savsaklamalar. Yani zeki ve tembel insanlar topluluğu haline gelir kurum. Zeki ve tembel insanlar topluluğu haline gelir. O tembellik aslında bir tükenmişlik sendromunun direnme aşamasındaki bir umursamazlık ve duyarsızlaşma vardır. Tükenmişlik sendromu o anda artık iş verimini düşürmüştür. Burada akıllı yöneticiler bunu fark eder hemen. Böyle durumlarda yani sebebini bulup yeni motivasyon teknikleri geliştirebilir. Yahut da kişi de bireydeyse kişi birey kendisini buna çözüm üretir. Bir örnek verebiliriz mesela. Bir bardak su elimize tutuyoruz. 5-10 dakika tutarsak hiç fark etmeyiz bunu. Ama yarım saat, bir saat olduğu zaman kolumuz ağrımaya başlar. Yani tutamayız, tutamaz hale geliriz uzun sürdüğü zaman, bak. Sürdürülü, devamlı olduğu zaman. Böyle durumda kişi ne yapar? Diğer elinden yardım ister. Yani yorumlaya başlayınca diğer elinde tutar. Öbürü dinlenince diğer elinde tutar. Aynı zihinsel streslerde de öyle. Bir konuda aşırı yüklenme yaşadığı zaman kişi bu durumlarda hemen başka bir şeyden, beyninin başka bir alanını görüyor. Dikkat odağını değiştir diyor. İlgi odağını değiştir. Bunu yaptığı zaman o beyin, o kısmı, yorgunluk olan kısmı toparlıyor. Yani trafikte nasıl bir yerde sıkışırsa polis ne yapar? Oraya gelişi keser. Orası dağılır. Bir müddet sonra trafik normale döner. Beynimizde de enerji akışı, bilgi akışı aynı şekilde. Yani bu nedenle burada kişinin stresin tükenmişliğe dönüşmemesi için kişilerde duygusal stabilite dediğimiz, yani duygusal olarak kontrollü kişiler, nerede nasıl hızlanacağını, nerede sinirleneceğini, nerede sinirlenmeyeceğini, duygusal olarak tutarlı kişilerde tükenmişlik daha geç oluyor, daha zor oluyor. Hatta bu kişiler tükenmişliğe nasıl dayanıyorsunuz bu kadar zorlar diye araştırın. Duygusal stabil kişilerdir bunlar. Bu tarz kişiler tükenmişliğe karşı. Ama bunun olması için tabii ki küçük yaştan itibaren kişinin stres yönetimini öğrenmesi gerekiyor. Bak, doğru. Stresi yenmek demiyoruz, yönetmek diyoruz. Stres onun için yenilmez, yok edilmez. Yönetilir. Yönetilirse tabii enerjiye dönüştürür. Kişiyi bisiklet kullanmak gibi kişiyi yapar, hedefine götürür. Ama aşırı yüklendiği zaman takla atarsınız. Bu tükenmişliğin dönüşmemesi için stresin böyle bir vardır. Yani
ilişki vardır Tabii. diyebilirim. Dozajında stres yararlı bile hatta. Aslında Tabii. gayet doğal bir süreç. Bizim de etki göstermemiz için yaşama olan bir durum, gayet doğal. Tabii tükenmişlik sendromunda çok farklı tipler de olabiliyor ama genelde biz ünlüler camiasından da çok sık örnekleriyle karşılaşıyoruz. Yine idealist insanlarda çok fazla olabiliyor. Yöneticilerde dediğiniz gibi olabiliyor. Aslında normal görünme sıklığı daha da arttı artık. İş yerinde de olabiliyor. Gayet normal olağan meslekler içinde de. Belki dediğiniz gibi bir 10-15 sene önce bu kadar yaygın değil ya da tanısı yoktu göz önünde ama artık günümüzde çok fazla rastlayabiliyoruz. İnsanlarda böyle bir yönelim olabiliyor ne yazık ki. Tabii. Burada genellikle beklenti düzey yüksek hem kişinin kendisine hem de kurumun kişiyle beklenti seviyesi yüksekse daha çok oluyor böyle durumlarda. Bir de aile yapısı sosyal destek zayıfsa yine daha çok oluyor. Yani ve şu anda yeni kuşak konformist bir kuşak Doğru. geliyor. Sadece Türkiye'de, dünyada. Yani bir eski kuşaklar yokluk içinde olgunlaşıyorlardı. Strese küçük yaşta maruz kalıyorlardı ve bu strese rağmen ayakta kalmayı başarabiliyorlardı yokluk içinde. Şimdiki kuşaklar varlık içinde olgunlaşmak zorundalar. Bu daha zor. Hep kolaya alışmış, rahata, konfora alışmış bir kimse bunun kaybolduğu zaman sanki hak ettiği bir şey elinden alınıyor gibi hissediyor. Hak ettiği bir şey. Yani böyle bir durumda kabullenemiyor ve işte duyarsızlaşma, negatif davranışlar daha çok ortaya çıkıyor. Yani bir de dışa dönüklük mesela tükenmişlik sendromunu azaltıyor. İçe dönük kişilerde çok fazla. Ve uyumsuz kişilerde daha çok tükenmişlik sendromu oluyor. Kapının eşiyle kavga eder kişiler mesela. Böyle kişilerde bir süre tükenmişlik hissediyor. Ve de kişi açık şeffaf değilse hep böyle yaptığı işleri böyle dalavereyle yapıyorsa, açık şeffaf değilse, güven alanı oluşturamıyorsa gittiği yerde, mesela iş yerinde kendini güvende hissetmiyorsa, devamlı şu bana şu çelme takacak, bu bana şu oyun oynayacak falan gibi böyle bir düşünüyorsa, açık şeffaf dürüst ilişki yoksa orada da tükenmişlik çok oluyor. Yani korku duygusu hakim oluyor. Korkunun arttığı yerde ne olur? Güven azalır. Güven azaldığı yerde ne olur? Kaygı yükselir ve huzur kaçar. Yani bu nedenle bu dürüstlük, şeffaf ilişki, güven oluşturduğu için bu durum de sebep oluyor. İş yerindeki verimliliği artırıyor. Kişinin motivasyonunu artırıyor, güvende hissetmesi. İş kaynaklarını daha çok kullandırıyor. Ümit duygusunu artırıyor. Nedenle bu gelişmiş ülkelerde ısrarla böyle açık şeffaf ilişkinin ifade özgürlüğünün üzerinde durulması, korku değil de özgüvenin üzerinde durulması tesadüfi değil. Yani böyle korku kültürlerinde tükenmişlik, pasif bir tükenmişlik vardır. İş reddi vardır. Tembellik şeklinde yaşanır. Böyle korku kültürlerinde, baskı kültürlerinde. Ama güven kültürlerinde, yüksek güvenlikli toplumlarda ve aykırı konuşmaya dışlanmaz. Böyle insanlar haksızlığa uğramayacağı ile ilgili kendilerine daha çok güvenli hissederler. Yani böyle toplumlarda yani tükenmişlik daha oluyor. Çözüm üretmek daha kolay oluyor. Günümüze artma sebeplerden birisi de tabii tükenmişsin. Ünlü kişiler de özellikle göz önündeler devamlı. Göz önünde oldukları için kendilerine idealler, beklentiler de yüksek oluyor toplumda. Yani, ve böyle konformist olma eğilimleri de fazla. Parmakla gösterilen olmak bir toplumda kişiyi devamlı hata yapmamak için tetikte olmayı gerektiriyor. Yani yüksek tepelerde düştüğün zaman baya sakat kalırsın ama ovada düşersen bir şey olmaz. Böyle bir duygu tehlike oluşturduğu için kişi kendini rahatlatamıyor. O göz önünde olan kişiler. Yani onlarda da tükenmişlik daha kolay yaşanması sebeplerden birisi de bence o. Yani sokağa çıkıp rahat dolaşamıyor mesela.
böyle kişiler. Bu kişilerde daha çok böyle rastlanması. Bir de bir müddet sonra beklenti de oluşuyor. Yani o ilgiyi beklemezse hayal kırıklığı yaşıyor. Yani ufak bir eleştiriye karşı birdenbire tükenmiş hissediyor kendisini. Yani bu kişilerde öyle göz önünde bulunan, parmakla gösterilen bir kişi olduğu zaman böyle kişinin eleştiriye dayanıklılığının da olması gerekiyor. Yani sahip olduğu şey kaybetmeye hazırsa o işe girecek. Yani bir iş yeri yatırım yapmadan önce kaybetmeye hazırsan bu yatırımı yap der yatırımcılar. Evet. Kaybettiğin zaman yıkılmayacaksa. Hayatta da aynı şekilde. Yani riske girersin, kaybetme ihtimali de var, kazanma ihtimali de. Ama kaybettiğin zaman yani benim için kıyamet koptu diye düşünüyorsan o işe yapamazsın zaten. Yani neden ne? Tamam. Şeyin yani ideallerin olması kişinin önemli. Yani ideallerini iyi yönetebilmesi. Yani buna beklenti yönetimi diye geçiyor. Beklentileri yönetebilmek. Ama en çok yorgunluk, enerjisizlik, uykusuzluk gerçekten zor bir şey bu tükenmişlik sezonunda. Evet. Ve ilginçtir, mizah tükenmiş sezonunda karşı çok iyi bir strateji. Mizah. Yani ümitsizliğe düşmemek ve mizah da şeyi artırıyor. Yani dayanıklılığı artıran bir durum diyebiliriz şeyde. Evet. Yani tükenmişlik sezonuna karşı. Programın tabii bu bölümünün sonlarına doğru biraz da ezber bozan hayatı da konuşalım isterseniz. Yeni evet. çıkan kitapta neler bekliyor okuyucuları? Gibi gelişmeler, ayrıntılar var? Kısaca tabii değinirseniz merak edenler de meraklarını gidermiş olurlar içeriğiyle ilgili. Bu kitap, ezber bozan kitap Emre Bey'in tavsiyesiyle çıktı biliyorsunuz. İlk böyle çok soru geliyor. Bir şekilde sosyal medyada da belli bir şeyde olduğun zaman yani çok böyle gerçek olmayan söylentiler, dedikodular çok fazla oluyor. Böyle durumlarda açık şeffaf olmak gerekiyor. Yani böyle bir şekilde hayatında böyle göz önünde olan bir kimse kendisi hakkında yanlış bilgilendirmeyi açık şeffaf savunulabilecek bir geçmiş olduğunu savunuyorsa bunu yazılı ifade edebilmeli. Bir nevi onu şey yapmaya çalıştık burada kitapta. Yani bir şekilde birçok bir mafya liderinden tutun da birçok işte 28 Şubat'a kadar birçok alanda bir ciddi şey var. Yani zorluklar yaşadım şahsen. Onlara karşı bir mücadele, kendi psikolojik direnme yöntemleriyle, yöntemleriyle bazı temel ilkelerden, tavizlerden bazı şeyler yapmaya çalıştık. Daha sonra bunlar bir hikaye oldu. Ezber bozan hikaye gibi denmesi de biraz yani hiç kimsenin beklemediği şekilde, beklemediği durumlara, beklemediğinden tepkilerle ortaya çıkması merak uyandırıyor tabii. İnsanlarda. Yani bu şey aslında benim böyle bir şeye ilkesel olarak çok yani kendimi anlatmayı sevmiyorum. Pek anlatmak istemiyorum. Fakat mecbur kaldı bir noktadan sonra. Yani yanlış anlaşılanlara, sorulara cevap vermek, tek tek cevap vermek yerine işte buyurun gerçek budur diyebilmek. Yani hesap verilebilir bir hayatın olması güzel bir şey diye tabii. Burada da işte hesap verilebilir bir sorgulanabilir bir hayat var. Bunu anlattım. Burada benim sorulara da, beni bakış açılarına da açık olmaya çalıştım. Böyle bir şey. Yani merak edenler Nevzat Tarhan nedir, ne yapıyor bu adam? Nereden çıktı? Kiminde sizlik diyenler varsa buradan okuyabilirler diyebiliriz. Evet, çünkü her kitap bir aslında hikayedir, hatta belki birkaç hikayedir içinde geçen evet. bütün insanlar aslında bizlere de yol gösterir hangi kitap olursa olsun. Bir de şu var, tabii. Mesela gençler için de şey var. Yani şu anda yeni kuşak genç çabuk pes ediyorlar. Yani doğru. Pes ediyorlar. Bu var, evet. Karşı. Buna karşı yani sizin bu zor dediğiniz durumun kaçmışsınız yaşayıp da bunu aşabilmek mümkün.
bunun örnekleri var. Burada bakın bir hikaye var burada diye gençlere de bir bakış açısı getirmek de şeylerden birisi de, amaçlarından birisi de o oldu. Yani hemen ufak bir engelle hemen şey yapmak, kaçınmak, mücadeleyi terk etmek. Bu hayatta kendi psikolojik kaynaklarını iyi kullanmamaktır. Halbuki yani yapılan hatayı siz insan yok, yanlış yapıyorsunuz. Yanlışlar yani zaten büyümenin bir parçasıdır. Tabii. Yanlış yapıyorsun, bir şey öğreniyorsun, büyüyorsun. Yani bunun için eleştirilere mesela tahammüllü olamak. Eleştiri bir eğitmendir. Eleştiriyi alıyorsun. Eğer eleştiri faydalı yerindeyse öğreniyorsun. Değilse yoluna devam ediyorsun. Bunun gibi böyle deneme yanılmayla yaşadığım hayat tecrübelerini bir nevi böyle şeylerle psikoloji bilimiyle birleştirerek sunmaya çalıştım. Yani burada bir kendi kültürümüzün kaynaklarını da tabii burada kullanmaya çalıştım. Kendi kültürümüzün kaynaklarını kullanarak, yani kendi kültürümüzü koruyarak modernleşip böyle bir şeyle ilgili, yani mesleki olarak küresel bir performans göstermek de mümkünmüş tarzındaki bir örnek sunmaya sunduğumu söylediler ve onu bir nevi yazı haline getirmiş olduk. Böyle. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Sayın Tarhan. Kolaylıklar, başarılar efendim size de. Şimdi kısa bir müzik aramız var. Sonrasında Doktor Murat Balanlı ile bağışıklık sistemi ile ilgili konuşacağız. Onu güçlendirmenin yollarını. Şimdi kısa bir müzik aramız var.